Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Haberin başında gördüğünüz üzere dört büyüklerin borçları ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da borç yapılandırılması ile ilgili yeni anlaşmada geri ödeme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Biliyorsunuz dört büyüklerimiz borçlar açısından sıkıntı yaşıyordu. Buna istinaden hatta şöyle söyleyelim, Türk futbolunun kurtuluşu olarak gözüken bir anlaşma sağlandı. Hatta geçtiğimiz yıl bakanlar bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın şartlarını değiştirmesi için bir süredir görüşmeler yapılıyordu. Son yapılan toplantıda anlaşmaya varılmasıyla dört büyüklerden teker teker hatta genel kurulu çağrıları gelmeye başlamış. 14 Aralık'ta Galatasaray, 23 Aralık Beşiktaş, 25 Aralık Fenerbahçe, 6 Ocak'ta Trabzonspor genel kurul çağrıları yapmaya başlamış. Bu genel kurul çağrılarında gündem maddesi hemen hemen, yani şöyle söyleyeyim, aynı gündem maddesi borç yapılandırması ile ilgili oluşturulacak genel kurul toplantıları olacak. 25 Eylül'de imzalandığı belirtilen niyet mektubu çerçevesinde kulüplerin yapacağı finansal yeniden yapılandırma temel prensipleri anlaşmasının bu toplantılarda şartları müzakere edilecekmiş. Kulüplerin borçlarını yapılandırma şartları, anlaşma detayları genel kurul üyelerine de aktarılacak ve ardından imza için onay oylaması bu genel kurul toplantılarında yapılacakmış. Yani onay sunulacak. Onay gelirse de imza atacaklarmış. Hatta kulüplerin borçları 5 yıldan 10 yıla yayılacak. Bu yılın ve gelecek yılın bütçelerinin de onaya sunulacağı genel kurullarda bankalar konsorsiyumu ile masaya oturulacak olan kulüpler daha önce vardı prensip anlaşmasını imzaya dökecek. Ayrıca bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma neticesinde daha önce gizlilik olduğu gerekçesiyle açıklanmayan anlaşmalar bu kez net bir şekilde açıklanacak. Anlaşma 2 yıl ödemesiz olmak üzere 5 yıl iken bu kez borçların 10 yıla yayılacağı kaydedildi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu dört büyükler için iyi midir? İyidir. Neden dersiniz? En azından kendilerini sıkıştırıp 5 yılda borç ödeyeceklerine borçlarını yapılandırıp tekrardan bir 10 yıla yayacaklar. Ama dediğim gibi bu borç yayarken en azından bir nebze de olsa kulüplerin kendi bütçelerini arttırması her zaman için önemlidir. Tabi ilerleyen zamanlarda bu bütçelerini arttıracaklar mı, arttırmayacaklar mı hep birlikte göreceğiz. Fakat şu olan bankalar konsorsiyumu ile olan anlaşma dört büyükler için önemli bir anlaşmadır. Neden? Borçlarını 5 yıldan 10 yıla yayacaklar. Kendilerini en azından sıkıştırmayacaklar. Bilginiz olsun. Şayet böyle bir durumda gelmesini isterseniz kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.